Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlere beraber Shadow Fighters'un yepyeni bölümünden karşınızda bulduğumuz insanız. Hemen Shadow'un abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz. Evet, artık kahramanı çağırma vakti geldi. Evet, evet, parçaları topladık. Artık kahramanı çağırabiliriz. Bu bölüm final bölümü tam olmayacak, onu söyleyeyim. Çünkü son boss'a göstereceğim ama bazı aralarda bazı sıkıntılar yaşadım. Onu video içerisinde söyleyeyim, anlatayım. Çünkü burada anlatmayayım. Video içerisinde detaylı bir şekilde göreceksiniz zaten an ve an. Evet, videomuza kahramanı çağırmakla başlayalım. Başardın, inanamıyorum. Onu sonunda yüz yüze göreceğim. Ne kadar zamana ihtiyacın var, Minimus? Ne kadar sürecekse o kadar. Mei, gölgenin çocuğunun generalleri sınırı aştı. Bunu bitirmemi bekleyecek kadar kibar değiller. Beni koruman gerekecek. Bunu yapabilir misin? Hayatımıza mal olsa bile, Minimus, hazırız. Her an gelebilirler. Ekibim onları kapıda tutuyor ama kız kardeşlerimin sayısı onlardan az. X-Star, iletişim merkezindeki savunmaları etkinleştir ve herkesi oradan çıkar. Jet, ona yardım et. Azuma nerede? Çok kan kaybetti. Onu revire sürükledim. Saibata yardım edecek. Kendin bile zar zor ayakta duruyorsun. Laboratuvara sığın. Geri kalanlar Minamos'u savunmaya hazırlanın. Geri çekilmek yok. Zaman ve uzayda. Evet, büyük buluşmaya hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi hayatta kalma tarzı bir savaşımız olacak. İlk savaşımız Jun vs Galen karşısında. Bakalım ne olacak. Jun hızlı bir şekilde başladı. Hızlı bir ataklarında Galen'i köşeye sıkıştı derken Galen arkaya aldı. Şimdi bak, Galen'e vuruyor ve Galen karşısında Jun mükemmel bir dövüşe imza atarak Galen karşısında mükemmeli almayı başarıyor. Büyük buluşmada ikinci round. Bakalım ne olacak. Marcus vs İmparator. Marcus öncelikle bozulmayı kullanarak Marcus atağını yapacak. Hadi bakalım. Marcus bu arada bozulmayı kullanacak. Karşı rakip donuyor. Onu da söyleyeyim. O özelliği kullandığı zaman rakip hiçbir şey yapamıyor. Donuk kalıyor. Hareket etmesi için Marcus'un özelliği kullanıp harekete geçmesi lazım. Ve Marcus İmparator karşısında mükemmeli yapıyor. Evet, 2x mükemmel oldu. İlk Jun, sonra da Marcus. Bakalım sıradaki rakibimiz kim? Evet, büyük buluşmada 3. round. Ito vs Tarlan. Bakalım 3'lü 3 yapabilecek miyiz? Savaş başladı. Güzel, Ito bacaktan bir vurarak Tarlan'ı durdurmak istiyor. Tarlan gölge formunda olduğu için, bir de kuş olduğu için çok hızlı olmanız lazım. Yoksa hapı yutarsınız, çünkü Ito'la ben çok kez uğraştım. Yani Tarlan zorluyor, Ito'yu kullanmak kolay değil açıkçası. O da zorladı beni. Evet, ilk X-Tuzu vs Lynx. Lynx görünmez oldu ama X-Tuzu'yu galiba söylemesi, ismini yanlış söylüyorum galiba. X-Tuzu'nun 3 farklı silahı var. Birini Kibo'dan aldığını öğrenmiştik geçen. Yanlış değilse. Evet, X-Tuzu. Bu arada hançeri ne işe yaradığını da öğrenmiş olduk. Hançeri kendine sapladığı zaman gördüğünüz gibi hemen alevli özellik aktif oluyor. X-Tuzu'yu da kullanmak acayip derece zor, hayatta kalma yerinde bu arada. Ve bu arada gördüğünüz gibi bu formdayken yanlış değilse can da dolduruyor. Ve canını da fulllemiş oldu neredeyse. Evet, ilk tuzu pozunu verdi. Büyük buluşma 5. round. Hayatta kalma tarzı, hayatta kalma tarzı değil, hayatta kalma. Ve ilk Sergey, artık Serge diye öyle bir şey telaffuz ediyorlar ama Sergey diyelim. Sergey sor çekişlerini fırlatarak başladı. Kitsune bir, bakalım neler yapabilecek. Kitsune de kolay bir karakter değil kullanması benim açımdan. Evet, Kitsune de. Kitsune bu arada atıcıları her zaman aynı tutmuyor bu arada. O soldaki özellik bazen üzerine atık oku tekme atmaya gidiyor. Bazen de seri atışlar taramalı tüfek gibi sıkmaya başlıyor. Demin bak kullanamadım bir türlü. Bir sefer kullanamadım, zamana denk gelmişiz videoda. Evet, yapacak bir şey yok. Serge'i indirdik. Sergey. 6. round, büyük buluşmada Ironclad Iolanda'ya karşı. Bakalım neler olacak. Ironclad yumruklarınla, Iolanda cidden zorlayıcı bir rakip. Gördüğünüz gibi tüpler var arkasında. O tüpleri patlatmanız lazım, yoksa canı geriye doluyor. Ironclad vs Iolanda bence kötü bir vs. Çünkü silahsız bir adamla dövüşmek, yani silahsız bir adamın silahlı birinle dövüşmesi cidden zor. Onun yerine bunu Jun'la vs yapsalar daha iyiydi bence bunlar. Bilmiyorum niye böyle bir şey yapmışlar. Evet, Iolanda'yı da bu şekilde indirmiş olduk. Evet, seviyeye atladık gördüğünüz gibi. 54. seviyeyi, 55 yok, 54'e yükseldik gördüğünüz gibi. Seviyeleri de hızlı atlıyoruz ha. Fark ettiyseniz hızlı bir şekilde. Evet, bu silahı verdi.
bu silahı 4 saatte bir yerine bu silahı satın aldığın zaman 29 liraya hızlı bir şekilde geçiyordu. Zaten biz onu yaptık. Tanrım, başım, Minomos nerede o? Ve bu, Proxy, geri döndün, Kisuna'nın aşkı. Ya son söz normal, hep normalde ilerliyoruz. Minomos, neden buradasın? Iti ve Marcus nerede? Etrafı temizliyorlar, tekrar. Ama sizi buraya bilerek çağırdım, çok vakit yok, o yüzden dinleyin. Proxy'muz kahraman, sana öyle demesinin bir sebebi var. Hiçlikten geliyor. Kadimlerin durumuna yaklaşanların ismidir. Bunu bilmiyor olabilirsin. Ama sen bir kadim olarak doğmadın. Kadim oldun. Kadim gücü sadece kısmen alabilirsin. Moira gibi. Ama kendini aşanlar bir gün sonsuzluk alemine girebilir. Haklı olduğumu kanıtla. Beni yen. Sonsuzluk alemi. Hikaye. Minomus'u yen. Kahraman hayatta. Hiçlikte doğmuş. Kahraman hayatta. Evet, Minomus'a karşı karşıyayız. Bakalım neler olacak. İlk round. Moira'nın tılsımını sana ödünç vereceğim diyor. Moira'nın tılsımı bizde. Artık kendi karakterimize geçtik. Fena değil diyor Minomus. Bu arada bu tılsım o açtığınız zaman canınız gitmiyor. Orada vurduğu zaman. İlk roundda Minomus'a ne yaparsanız yapın hiçbir şey yapmıyor. Ama kaybederseniz ikinci roundda Minomus'a yenmeniz lazım. Yani Minomus'u bir kere yenmeniz lazım. Bir kere yendikten sonra özel yetenekleri açmaya başlıyor. Onu söyleyeyim yani. Özel yetenekleri açınca da fena bir şekilde oluyor. Ben istediğiniz seti tercih edebilirsiniz ama ben Minomus'u bu setle yenmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu setin gördüğünüz gibi bu parlama özelliği var. Yani denk getirebilsem headshot vurarak onu sağlam bir şekilde, aha bir yazı daha çıktı, onu kaçırdım, sağlam bir şekilde indiriyor yani. Hadi bakalım. Tam açılacak gibiydi ama açılmadı. Headshot da getirirsek daha fazla için düşürüyor. Evet, açtık bu sefer. Güzel vurdum. Hadi be. Kanama özelliği. Ha, gitti. Böyle yapınca bizim yönümüzü soldaysa, yani bize göre sağdaysa, sola tekrar olduğumuz orijinal yöne aktarıyor. Ve artık Minomus gücü açtı. Orada bir yazı daha çıktı mı? Yazı çıkar gibi oldu ama hızlı geçer gibi geldi bana. Evet, Minomus'a karşı bu roundda neler yapabileceğiz? Bakın işte hapı yuttuk. Moira'nın tılsımını kullan dedi. Kafamıza vurdu. Bu round hapı yutmuş gibiyiz. Bak, bu gölge özelliği gibi özellik dolması. Ha bakın, taktik bu. Adam var ya, o özelliği kullanacağı zaman hemen yapmanız gereken, geriye kaçmayın. Geriye kaçarsanız böyle olur işte. Tılsımı da kullanabilirsiniz. Tılsımı kullansanız da açılıyor ama ben bunları kullanmamışım. Çünkü bu tılsım olayını sonunda çözdüm yani, onu da söyleyeyim. Bunlar önceden çekilmiş kayıtlar. Üstüne konuşmamı isteyenler vardı. Üstüne konuşmaya çalışıyorum. Sanki oynuyormuşum gibi. Burada yapmanız gereken hemen altından yuvarlanarak kaçmak. Önceden üstten gitmeye çalışıyordum. Üstten gitmek zordu ya. Üstten bir türlü ayarlayamıyorum. Bunlar mobilde oynadım tabii ki de. Emülatörde daha zor yani. Çok erken yaptım ama yine de ikinci de geçmeyi başardım. Hadi bakalım. Yine kurtardık. Şimdi bize bir vurmasını bekleyeceğiz. Ha, vurduk, güzel. Yani vurduk değil ya. Vurunca iyi, tekrar yaklaşıyorum. Burada vurmasını istemedim çünkü ne olacağı belli olmaz. Çok can götürebilir. Taktik bu ya. Yine kurtardık. Taktik belli. Bam bam. Yani hareket belli yani. Çukurun setinin özelliğini açmak. Ha, bir sefer yedik. Ve açtıktan sonra da ben de öyle rastgele basıyorum. Bilmiyorum daha o zaman kolyenin ne işe yaradığını. Kolye eğer yuvarlanık altına geçemeyeceğiniz an olursa kolye hemen basın. Canınız gitmez yani, onu söyleyeyim. Ben o zaman Minomus'a karşı bilmiyordum. Ben bunu en son final boss'unda çözdüm ve oha, bir sefer hapı yuttuk. Cidden hapı yuttuk bu sefer. Güzel, alttan sıyrıldık ama Minomus'un canı full sayılır. Bir de gel gel diyoruz biz. Güzel, alttan yine sıyrıldık. Ama dönüşünde sağlam bir şekilde geçirdi. Biz gölge özelliği kullanana kadar vurdu bizi. Hiçlikte doğmuş mu, öyle bir şey yazıyor galiba orada.
Güzel. Böyle özelliklerini bir sefer kullanabildik. Güzel. Tam zamanında kaçtık. Tekrar alttan kaçmak. Alttan kaçmak daha kolay ya. En kolay alttan kaçmak. Güzel. Şimdi headshot'a gider mi? Headshot'a güzel oturttuk. Şimdi vurabilirsin bana. Sen de headshot'ı alırsın. Vur bir tavana. Onunla vurma. Onunla vurma. Güzel. Aslında Minomuz kolay ya. Ben ilk başta çözemediğim için bayağı uğraştırdı var ya. Çözdükten sonrası Minomuz çok kolay. Bir şu tılsımlı özelliğini o zaman çözseydim daha kolay alabilirmişim. Oha! Bir özellik sayesinde Minomuz gitti. Orada alttan geçemedik bir sefer. Evet, kazandık. Seviye bir sefer çok az ilerledi gördüğünüz gibi. Bazen bir anda fazla ilerliyor. Bir sefer çok az ilerleme yaptı. Sadece siz ikiniz söyleyeceğim şeyi anlayabilirsiniz. Belki de sadece Proximus. Bu dünya sona yaklaşıyor. Bunu hiçbir ordu, enerji veya teknoloji durduramaz. Bu dünya ölecek ve tüm yansımaları da kaybolacak. Oğlum mu yok edecek? Hayır, sadece süresi doldu. Her şeyin süresi vardır. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Neden yapalım ki? Eski dünyaya veda edelim ve yenisini karşılayalım. Farklı olacak. İşte buradasınız. Minomuz, hepimiz hazırız. Yürüyen zırhın şarjı tamamen doldu. Ama kötülüğün üstün gelmesine izin vermeyin. Ne bu dünyada ne başka bir yerde. Tamam, rahat mısın? İstar, şarj ne kadar gidiyor? İstar kim ya? Tuhaf hissediyorum. Gölgede tam böyle görünüyordu. Sonuçta bu onun yürüyen zırhıydı. Bu makine olmadan yapamaz mı? Kahraman o nokta nokta yumruklarıyla yener. Kapıların radyosunu neredeyse ölümcül. Bu yüzden hiç doğrudan saldırmadık. Pekala o zaman bu şeyi de uçurayım. Yürüyen zırh pilotuyla biyolojik seviyede senkronize olur. Gölgenin kendisi veya soyundan değilsen adım bile atmaz. Merak etme sevgili Iron Clade. Bu işi başaracak. Gölgenin yerinde. 30 tutsak hiçlik gardiyanını yok et. Evet miras. Evet mirastayız. Evet gördüğünüz gibi gölgenin kullanmış olduğu zırhı kullanıyoruz. Kolları çek, tuşlara bas diyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Bak ben sola gitmesi istemiyordum orada ama bazı hareketleri tersine yapıyor. Şimdi 30 defa onu yenmeniz lazım mı diyor ama ben bunu tabii video çekerken anlamamıştım. Böyle yapıyordum bakın. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola giderek şey yapmaya çalışıyorum. Oyunu geçmeye çalışıyorum. Burada çok hareketli olmanız lazım. Bu set zaten yani bu zırh yani çok değişik ya. Keşke gölgenin zırhı niye böyle gergedan gibi yapmışlar anlamış değilim. Titan'ın çok havalı bir zırhı varken gölgeye yapa yapa bunun robotu mu yaptınız? Yani çok saçma bir şey olmuş yani. Daha iyisi yok mu daha açıkçası? Niye böyle bir garip bir set yapmışlar emin değilim. Finalde bu set ne işe yarayacak hep beraber göreceğiz bakalım. Böyle sağa sola zıplayarak, roketler atarak evet başardık. Sağa sola zıplayarak 30 kere onu yenme, 30 tane ondan öldürdüğünüz zaman zaten kazanıyorsunuz da. Evet seviyede atladık gördüğünüz gibi az çok. Test başarıyla sonuçlandı. Sonraki durak kapılar. Yaşasın. Neşenin nasıl bir şey olduğunu neredeyse unutuyordum. Güzel bir şeymiş. Dünyanın sonuna dair söylediğin şey çok acımasız Minomuz. Şimdiden yasını tutmuyor muyum sanıyorsun? Bu dünyaya da aşık oldum. En iyi kısmını kurtarın. Zaman geldi. O kim? Düşündüğün kişi. O burada olamaz. Doğanın kanunlarına karşı. Mucizeler doğanın kanunlarına uymaz. Gördüğün gibi. Neyse zaten geç kaldın. Kapılar açılmak üzere. Mucize. Miras. Evet bakalım finaldeyiz gördüğünüz gibi. Ve yabancıyla karşı karşıyayız. Gölgenin çocuğu yazıyor. Bu yabancı yazıyor. Karışık. Akıllar karışık. Konuşarak nefesimi tüketmeyelim. Konuşarak nefesimizi tüketmeyelim demek istedi. Hadi bakalım. İlk robotla karşı karşıya kullanıyoruz. Aha. Yani şu robotun daha düzgün olsa çok güzel oldu ama daha düzgün yapmamışlar nedense. Şimdi gölge zilliği yabancının da full.
Gölgeler kapısını açmaya çalışıyor yabancı. Arkada aynı robottan bir tane daha var gibi. İki tane daha var gibi. Arkada kablolar var, robotlar var. Garip bir alan yani. Bakın bu robottan birkaç tane daha var gibi. Bakın yabancının hemen arkasında bu bizim robotun kol mekanizması var. Garip yani. Birkaç yere de var. İşlik şeyi de geldi alta gördüğünüz gibi. Onları çağırıyor. Solda bir robottan daha bir tane daha var. Parçalanmış gibi sanki. Evet, yabancıyı yemek üzere. Zaten yabancı burada havada olduğu için. Burası bu round kolay gibi. Bir engelleyici koydu. Yine bir işlik şey geldi. Sözcüsü geldi. Evet, bu kapılar yıkıldıydı sözden. Nasıl kapıları kim tamirat etti acaba? Tam var ya, yaklaşıyorum. Robot çok yavaş zaten. Tam yaklaşıyorum. Kaçacağı tutuyor. Bunlara süre koymamışlar. Bu iyi yani. Sonsuza dek savunma yaparak saldırı yapabilirsiniz. Acil etmenize gerek yok. Evet, şu an yabancı sinirlendi. Denk getir. Oo. Şimdi yine denk getiremedik. Roketler bir işe yaramıyor gibi ya. Aynen, gördüğünüz gibi roketler bir işe yaramıyor. Evet, indirdik. Yoluma çıkmışsın. Derhal git. Hala hayattayken. Rüyanda görürsün. Evet, burada hayır veya da rüyanda görürsün seçeneği var ama hayıra basak ne olur ben de bilmiyorum açıkçası. Ben rüya görmem. Aha. Kılıca çevirdi şeyi. Gölge zihni. Gölge zihni onun içinde. İkinci round. İşte hap yuttuğumuz round bu round. Yani defalarca uğraşmama rağmen zaten oyun bundan sonra hep buradan başlıyor. Zırh zaten gitti. Tıslık. Aa işte burada. Bak bak. Bu yaptığı harekette ya kolyeyi kullanacaksınız ya da yuvarlanıp kaçmanız lazım. Yani yuvarlanıp kaçmanız lazım. Zaten ne kadar şey yapsanız da geriye kaçamıyorsunuz. Tahmin edilebilir. Burada gölgenin çocuğu da yazıyor gördüğünüz gibi. Acı veren kabusla kullanıyorum ama acı veren kabusla aslında ben o kayıtlar yok elimde. Bayağı yaklaşmıştım yenmeye. Yani az bir cana kadar düşürmüştüm. Yani burada yapmanız gereken ama kolyeyi kullanmak her zaman da fayda etmiyor. Tabii ben burada hala kullanmasını bilmiyorum. Yani yuvarlanarak da kaçabilirsiniz tam o esnada. O da yapmanız gerekebiliyor ama bayağıdır birkaç gündür neredeyse oynamıyorum. Belki unutmuşumdur da şeyi yani dövüş sistemlerini artık. Artık yabancıyı canlı yayında falan yenmeye çalışırız. Belki bu video gün içinde yayınlarsam akşam üzeri final canlı yayını yapabiliriz açıkçası. Çünkü telefonda daha rahat oynuyordum ama şimdi emülatörde biraz daha zorlayacağımı düşünüyorum. Gamepad ile oynamayabilirim. Belki gamepad biraz daha zorluyor gibi geldi bana açıkçası. Klavyelerle oynamaya çalışacağım. Klavyelerde ne kadar rahat olurum onu da bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Bu arada telefonun son halini merak edenler varsa hemen ekranlarda görüyorsunuz. Daha önceden bu şekilde ekranı kırık bir şekilde, yani bunlar kırıktı, böyle neredeyse bir senedir kullanıyordum. Tuşa basıyorsunuz, gördüğünüz gibi yandan bir şerit geliyor. Şerit gelmeye devam ediyor. Bu final boss'u yüzün oldu. 3 kere falan, birincide bir sıkıntı yoktu. Bayağı bir oynadıktan sonra yine şey oldu. Parmak izi okuyucuyla açmaya çalışıyorum. Bazen açılıyor gördüğünüz gibi. Parmak izi okuyucuyla ekran açılabiliyor. Ama elle dokunmatik kolay kolay çalışmıyor. Bakın kolay kolay çalışmıyor dedim ya. Burada videoda çalışacağı tutuyor. Ama çalışmıyor yani. Taş gibi yani. Elimi sert sert bastırıyorum. Öyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde şerit ve renkler işeriyor. Bu kısım zaten hiçbir şey göstermiyor. Hep öyle. Kalemle daha seri telefon biraz daha. Kalemle çünkü bakın çok akıcı olabiliyor kalemle. Normal şeyle akıcı değildi yani. Parmakla çok taş gibi yani. Hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Neyse, bu videomuzun burada sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.